Evet sevgili dostlar, 12 Şubat 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz günlerdir birçok şey yaşanıyor. Ben de e, dün yaşananlardan birkaç tanesini orada dile getirmek istiyorum kısa kısa. Adana Spor birincilikten çekilme kararı aldığını açıkladı. Yeni Malatya da aynı şekilde ligden çekilme kararını TFF'ye iletti. Ve bildiğim kadarıyla da TFF bu çekilmeleri kabul etti. E, bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'ne de yönetim kurmak için görevlendiren Memik Yılmaz ligden çekileceklerini açıkladı. Ve TFF'ye gönderecek yazı e, tamamlanıp dün ligden çekildiklerini belirttiler. Hem e, Hatay Spor hem Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon artık ligde yer almayacaklar arkadaşlar. Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyen Burhanettin Sever'i de maalesef kaybetmişiz. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara'ya sevk edilen futbolcu maalesef hayata tutunamamış. Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz futbol camiası adına. Aynı zamanda TFF depremde 5 hakem ve 1 gözlemcinin hayatını kaybettiğini açıkladım. Kulüplerden de başsağlığı <laughs> mesajı geldi arkadaşlar. Volkan Demirel depremzedeler için imzalı forma kampanyası Bağış toplamak adına Galatasaray TV'de yer alacak diye sosyal medyada bir bilgi yayınlandı. Arkadaşlar bunu bana çok soruyorlar. Hocam böyle bir şey olur mu? Galatasaray forması giyecekmiş doğru mu? Şöyle böyle. Bugün ben de giyerim. Bugün Beşiktaş forması da giyerim. Trabzonspor forması da giyerim. Her türlü formayı giyerim. Hatta size bir şey söyleyeyim. Ankara gücü 300 TL'ye hatıra forması satıyor. Satın alıp giyersem yarın bir gün bana inşallah dengesizin bir hani Fenerbahçe dediğin şu yani Ankara'yla ne bağım var demez. Herhangi bir kulübümüz bu şekilde yardım için forma üretirse direkt talibim bilginiz olsun arkadaşlar. Bundan da gurur, onur duyarım. Aynı zamanda Malatya'da bir kedi enkazda yolu göstererek 3 kişilik ailesini kurtarmış. İnanılır gibi değil ya. Kedi kedi gösteriyor yani sahiplerinin yerine. Hani kediler nankör diyorlar, nankör olan kediler değildir. Nankör olanlar e, savaştan kaçtıkları yerde, insanların onları beslediği, barındırdığı, yurt verdiği, yuva verdiği yerde ilk kaos anında yağmaya yeltinen kişi ya da kişilerdir. O şekilde söyleyeyim. Ayrıca Türk Emniyet güçleri, polisimiz, askeriyemiz ya da taraftar gruplarımız, benekliler, beneksizler, çarşılar, pazarlar, ultralar, aslanlar, kanaryalar, gençler, ultras'lar, untiller, bilmem neler, nalçacılar, falçacılar çok seviyorlar. Oyun oynamayı çok seviyorlar. Polisimiz çok seviyor. Yani bir grup varmış. Taraftar grubu herhalde yanlış bilmiyorsam. Yağmacılar diye. Yani polisimiz elim sende oynuyor. Üstlerine konan sinekleri böyle şey yapıyor. Gratis de indirim varmış. Oradan makyaj malzemesi alıp bu yağmacılar grubuyla makyajcılık oynuyor. Yani çok güzel görüntüler. Çok ama çok güzel görüntülere şahit oluyoruz. Yani, polisimizin Allah eline zeval vermesin koluna zeval vermesin güvenlik güçlerimizin en son arama kurtarma timlerinden gördüm bazılarından yani bazı arama kurtarma timleri de elim sende oynuyorlar. Çok güzel bir oyun. Yani bu yağmacılar adlı grupla oynadıkları için hem insanlar sıkılmıyor, çok hoş şeyler oluyor. Hem de böyle güzel görüntüleri görmüş oluyoruz. Joshua King ve ailesi depremzede bebek ve çocuklar için yardım kulisi hazırlıyor. Arkadaşlar şu anda özellikle söyleyeyim e, tamam tırlar çok fazla sayıda var kabul. Ama e, şuna dikkat edin diyorlar. Hangi tırın, bu arada şu geçen bir kardeşimiz hocam abone göstergesini kaldır dedi de bir müddet. Ben de kaldırayım bakalım bir bildiği vardır. Yani hangi şey e, malzemenin ihtiyaç üzere olduğunu belirtiyorlar. Bunlara dikkat edersek çok ama çok sevindim. Trabzonspor'u kulüp başkanların e, yok Trabzonspor kulüp başkanlarına özel davet diye Trabzonspor başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu kulüp başkanlarına konferans liginde oynayacakları oynayacaklar mı oynayacakları değil. Adam gibi haber yapın. Perşembe günü oynayacağımız Bazel maçına davet ettiğini açıkladı. E, ve hani depremzedelere bu yardım gönderilecek diye de belirtti. Trabzonspor Club'daki tüm kışlık ürünlerimizi Afet bölgesine gönderdik diyor. Ee, felaketin boyutlarını anlatıyor. Dün itibariyle konuştuğumuz Afat organizasyonu dahilinde valiliğin organize ettiği 200'ün üstünde tırın Trabzon'dan bölgeye gittiğini öğrendim diye de belirtiyor arkadaşlar. Yani bunları bilin. Bir bölümü Trabzon'dan, bir bölümü Giresun, Orduya servis araçlarına nakledildi diyor. Bizim yaptığımız küçük bir şey, herkesin yapabileceği bir şey diyor. Ülkede futbola ara versek bile UEFA kupalarında maçlar devam ediyor diyor. Veren maçı bir sonraki turda yapacağı için e, o turdan devam edecek ama diğer kulüplerle ilgili Başakşehir ve Sivasspor'da mı bir sonraki turda? Onu ben bilmiyorum arkadaşlar ama grupların lider tamamlayıp bir sonraki turdan. Devam edeceklerdi herhalde yanlışım yoksa. Sadece Trabzonspor özel bir durum diyebiliyorum bu durumun. E, ve başkanları e, ne diyor kombine sahipleri kardeşlerimizin sadece bu maçın geçerli olmak üzere bu haklarından feragat etmelerini istiyoruz diyor. Trabzonspor taraftarı feragat eder. Ben kefilim. Hiçbir öde demez ki Allah'a çen biz burada e, kombine almıştık ver onunla kombinemizi demez. Hepsi de feragat eder. Özellikle bir Trabzonspor taraftarı var ki dün sabah yani göz yaşlarımı tutamadım. Ben erken kalkıyorum Be belli sebeplerden dolayı. Ben de Fenerbahçeliyim Elif diyor. Trabzonlu muhtar. Trabzon Of Çoruk Köyü muhtarı Demirci Ustası Coşkun Ay Yıldız ve ekibi. Enkaz altında 8 yaşındaki Elif'e ulaşıp hangi takımısın dedi. Elif de Fenerbahçeliyim dedi. Bugün ben de Fenerbahçeliyim diyor. Uy sarı kanaryam diyor mesela. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani kaldıysa vicdan, ilikler, kemikler tir tir titriyor. Hani dikenlerim tüytü yok. Tüylerim diken diken oldu. Genelde bizim dikenlerimiz tüytü oluyor ama. Yani tüyleri diken diken olan insanlar da var. Bugüne kadar diken gibi yaşayıp da. Dikenlerini tüyleştiren insanlar da var. Yani göz yaşlarını tutmak gerçekten imkansızdı. O görüntü karşısında. Ve hani e, şunu söyleyeyim. Ben harbi bir adamdır. Öyle lafımı esirgeyen, çekinen, ne bileyim kıvıran bir adam değilim. Harbi bir adamdır. Evet. Benim de sinirlendiğim, benim de kızdığım zamanlar oldu. Trabzonsporlu Galatasaray, sıra 5 Ben kimi kimi üzdüysem Kimin hakkına girsem hepsi, hepsinden özür diliyorum. Yani özgür, hür irademle merak etmeyin. Herhangi bir baskı altında değilim. Ya da ne bileyim bugün deprem olacak diye yarın öleceğim korkusuyla falan değil. Açık ve net söylüyorum. Bu kadar fanatik olmamamız lazımdı. Ben bugünlerde çok ama çok net anlıyoruz. Yani ne kadar şeyi yanlış yapmışız. Hani sigara içen bir adam sigarayı bırakır der ya. Ulan yıllardır ben niye bunu yapmışım diye. Ben de kendi kendime diyorum. Yıllardır biz niye bunu yapmışız? Birileri geçmişi tetikledi. Ya gelin Trabzonsporlu arkadaşlar. Galatasaraylı, Beşiktaşlı ya da başka kulüplü hiç fark etmez. Kendi aramızda anlaşalım. Diyelim ki geçmişin üstüne gerçekten bir sünger çekelim. Gerçekten. Ne yaşandıysa, küfür bile ettiysem, hakaret bile ettiysem, beddua bile ettim. ya da siz ettiyseniz, hakaret ettiyseniz, şikayet ettiyseniz, başıma iş alıştıysanız hiç mühim değil. Gelin eskiyi silelim. Yani kulüplerde silsin, yöneticiler de silsin. Diyelim ki eskiyi konuşmak yasak. Yani 6 Şubat depreminden öncesini konuşmak yasak diyelim. Her kulüp şey yapsın. İnanın var ya 6 Şubat'tan öncesini konuşmayıp 6 Şubat'tan sonraki birlik beraberliğimizi sağlarsak asıl o zaman futbol keyifli olur. Hani diyoruz işte kimse izlemiyor. Ligin marka değeri düştü. Asıl o zaman marka değeri yükselir. Çok mühim bir şey değil. Futbol eğlencedir. Önemli olan kardeşliktir, dostluktur. Yani bir Trabzonsporlu ya. 6 Şubat, 5 Şubat günü 1 milyon TL veriyorum. En büyük Fenerbahçe'de lan. Hadi ben Fenerbahçe'yim de desen demez. Demez abi. Ben biliyorum. Ya da bir başkasına. Bugün ben diyorum mesela birisi bana Trabzonspor forması gönderse gururla giyerim. Hiç sıkıntı yok. Yayında yapıp Perşembe gününde e, imkanım olursa Bazel maçından önce, Bazel maçından sonra nasıl bugüne kadar Fenerbahçe maçlarından önce ve sonra canlı yayın yapacağım. Perşembe de Trabzonspor Bazel maçına özel yayın yapmayı düşünüyorum. İmkanım olursa internetim çekersem siz beni o zaman görün. Hani hep siz beni Fenerbahçe'ye savunurken gördünüz ya. Perşembe günü görün diyeceksiniz ki hocam sen bugüne kadar bizi mi kekledin? Ve siz maçın bitimindeki galibiyet sonrasında hediye üyelik sayısı falan olur. Başka bir şey olur. Çok da güzel olur. Bu arada ben asıl haberi söylemedim ya. Yani Ahmet Ağoğlu diğer kulüp başkanlarını da davet etmiş. Gelin izleyin demiş. Of Çoruk Köyü muhtarı Demirci Ustası Coşkun Ay Yıldız'a ve bütün Trabzon halkına selamlarımı gönderiyorum. Bugün ben de Trabzon sporluyum. Dünden beri Trabzon sporluyum. Sizler de belki dünden beri başka takımısınızdır. İşte hani bir klişe bir laf var ya işte sahalarda görmek istediğimiz hareketler diye. İşte sahalarda görmek istediğimiz hareketler. İyi ki varsın Karadeniz Fırtınası. İyi ki varsın Trabzon. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada dediğim gibi herkesin özür diliyorum. Ben süngeri çektim. Ve bugün hocam bugünden sonra da hiddetlenir misin? Bugünden sonra görün bakın. Arkadaşlar hiddetlenecek olsam bana hatırlatın. Elif'e hatırlatın. Muhtarı hatırlatın. Deyin ki ben de Trabzonluyum diyordun. Bunu hatırlatın. Ve ben de sizi hatırlatacağım. Artık bırakalım taşkınlığı ya. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya hakem hakkımızı yedi. Şu pozisyon bence değil. Bence bu maçı hakkımızdan kazanmadık. Bitti buna kimse bir şey demez ki. Kişisel şahsi fikriniz. Küfür yok. Hakaret yok. Yükselme yok. Bundan sonra bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.